Acuncum merhabalar. İyi akşamlar Türkiye. Dominik'ten merhabalar. Selamlar selamlar. Burada feci bir durum var. Görmeniz lazım. Adınızı duydukları anda millet deli gibi çıldırıyor. Acuncum çok sağ olsunlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Vallahi iyiyiz tabii ki. Bizim için zor günler geçti burada. Yani geçtiğimiz günlerde bazı tabii burada belli problemler oldu. Adada yaşama şartları çok zor biliyorsun. Yarışmacılarımız da çok zorlanıyorlar. Ünlülerimiz de Survivor'ın başından beri büyük bir özveriyle mücadele ediyorlar. Ama herkesin çok zor bir hafta geçirdik. Yani şimdi çok detaya girmek istemiyorum ama zorluklar içinde bir mücadele verdiler. Hepsini takdir ediyorum ben. Ama bu bağlantı onlar için de bir moral olacak. 3-4 tanesi şu anda yanımızda. Değerli misafirlerimizin, yarışmacılarımızın. Ve şu anda sağ olsunlar gerçekten demin de söylediğim gibi büyük bir mücadele veriyorlar Dominik'te. Ve bu bağlantı inşallah onları biraz neşelendirir diye düşünüyorum. Çünkü senin adını duydukları zaman hepsi tabii ki seni çok seviyor. Oradaki misafirlerimizi de çok seviyorlar. Hepsi daha mutlu oldular diye düşünmek istiyorum. Diye bağlayayım olayı. Evet. Buradan herkesten onlara çok çok selamlar, sevgiler. Önce bunu iletirsen seviniriz. Şu anda stüdyonun içinde herkes meraklı gözlerle orayı seyrediyor. Daha doğrusu bütün Türkiye şu anda kilitlenmiş vaziyette büyük bir ihtimalle. Evet. Beyaz, her şeyden önce benim için çok önemli bir bağlantı bu. Biz seninle zaten hafta içi de konuşmuştuk biliyorsun. Sen Kanal D'de program yapıyorsun, ben Show TV'de program yapıyorum. Ben pek hatırlamıyorum, belki böyle bir şey olmuştur ama Kanal D ile Show TV'nin yani canlı yayında birbiriyle bir bağlantı yapması bence birçok mesajı da bir arada veriyor. Çünkü bizim dostluğumuzu herkes biliyor zaten. Ama burada yöneticilerin de aynı sinerjide olması, hani sonuçta hepimizin aynı gemide olması ve bu birçok mesajı da bir arada veriyor diye düşünüyorum ben. Evet, gerçekten çok güzel bir bağlantı bizim için. Harika oldu. Senin programında olmak bizim için çok güzel. Sağ olasın. Hemen onlara dönelim, soralım. En çok özledikleri şeyler neler? Nelerin özlemini çekiyorlar? Evet, arkadaşlar hemen sorular geldi. Şu anda stüdyoda da büyük bir coşku var. Hepiniz için çok güzel alkışlar var. Tabii ki destekçileriniz de orada var. Ve şimdi ilk soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Hazır. Türkiye'den en çok ne özlüyorsunuz? Taner mutlaka değişik bir şey özlüyordur. Önce ona verelim. Taner. Türkiye'den en çok ne özlüyorsun? Türkiye'de en çok ne özlüyorum? Gerçekten harika bir soru. Bu arada Taner özel bir dizaynla çıktı bu akşam. Evet. Bunun sebebi ne? Onu merak ediyor olabilirsiniz. Önce onu soralım. Hayırdır, şimdi ne oluyor? Biliyorsunuz ben de adanın şartlarına göre hareket ediyorum. Yani doğal bir atmosfer olduğu için burada, Amazon'da kendimi hissettiğim için bu kelamun gibi kılıktan kıla renk değiştirmek zorundayım. Bunun için de bugün ben kendimi Sezar ilan ettim. Biliyorsunuz Sezar büyük bir insandı geçmişte. Evet, biliyoruz. Sezar olarak hissettim ve bana hatta soru sormuşlardı. Seni arkadan vuran Bluetooth muydu? Neydi? Bluetooth muydu? Brutus. Evet. Senin Brutus'un kim dedilerdi. Ben de demiştim Meter'di dedim. Meter beni daha önce de Facebook'tan vurdu arkamdan. Ama tabii ki ben onu sonuçta 5-6 senelik, 7 senelik arkadaşım. Evet. Ondan dolayı ona... Peki Taner, Türkiye'de... Barıştığıma inanıyorum yani tekrardan. İnşallah Allah güzel günler nasip etsin size. Türkiye'de en çok neyi özlemişsin onu soruyorlar. Türkiye'de en çok neyi özledik? Yani şey özlem olarak mı, aile olarak mı? Mesela ailemi annem tabii ki başta babam olmak üzere. İnsan değil herhalde. İnsanları tabii ki özlüyorsunuz da. En çok ne özledin Türkiye'de? Ne yapmayı? Türkiye'de en çok şey özledim. En sevdiğim yiyeceklerin başında midye vardır. Midye mi? Evet. Burada midye yok mu? Şimdi ben araştırdım, daldım, maldım ama bir tane midye bulamadım. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Özle midye mi özledin? Evet, midyeyi özledim. Midye dolma. Midye dolma. Evet. Dur onu biz de özledik canım. Oralara girme şimdi. Tamam. Peki. Evet, güzel, Özge güzel. Hemen sana soralım. Özge. Şu an o kadar çok açım ki gerçekten yemek yemeyi özledim. En çok şu an yemek yemeyi özlüyorum. Öncelikle şu an stüdyoda bulunan sanatçı konukların, misafirlerin ve ekran başında bizi şu an canlı canlı izleyen, başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere herkese Dominik'ten en içten, en kalbi sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. En çok neyi özledim? Şimdi balın tadını almamış bir kişiye balı anlatmak ne kadar boş ise, bizim ülke sevdamızı bilmeyene ülke sevdamızı anlatmak da o kadar boştur. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki, burada göremediğim bayrağımı çok özledim. İkincisi de cumaları burada namaz kılmaya çalışıyorum. Ezan seslerini çok özledim diyorum. Evet, peki
Evet sevgili Beyaz. Peki. Buradaki özlem durumu bu. Özlem durumu o. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de gerçekten de fenomen haline geldiler. Yani burada dönüşleriyle ilgili bir bilgileri var mı? Bu da çok acayip bir durum var onlarda. Döndüklerinde bıraktıkları gibi olmayacaklar. Bambaşka bir dünya onları bekliyor. Evet ama o konuyu ben şimdi arada seninle konuşmuştuk. Sen sorularına göre ben durumu burada topu istop edip sana geri vereceğim. Ben bu soruyu sana iade ediyorum. O konuda bir bilgi vermemeye çalışalım ikimiz de. Peki. İkimiz bir aileyiz biliyorsun. Onlara o konuda bilgi vermeyelim. Bu arada Özge bir evvelde biraz yaralandı. Asena bir, bu aldığımız haberlere göre biraz hastanelik olmuş. Taçmin'in başına bir şeyler geldi. Evet. Kızlarda biraz sorun var. Geçmiş olsun diyelim onlara da. Vallahi özellikle size geçmiş olsun diyor. Özge'nin yarası daha iyi şu anda. Kapandı gibi. Öncelikle geçmiş olsun diyor sana ve Asena'ya. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şu an çok iyiyim. Ufak bir Survivor anım kalacak. Bundan da çok mutluluk, gurur duyuyorum. Bu arada sormak istiyorum sevgili Beyaz. Orada Kadir var mı? Kadir Çöpdemir burada evet. Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Ebru Gündeş beraber. Kadir'im nasılsın? Sağ ol Acun'um sen nasılsın? O Ebru Kadir nasılsın? Eyvallah. Ya biz çok iyi üçlüydük sen ben Beyaz ya. Beraber inşaatlarımız var. Kardeşim Dominiklere kaçtın. Ne bileyim gel bir an önce takılalım. Çorba cirada. Hakikaten. Şaka gibisin ya. Bir şey söyleyeceğim. Seninle ilgisi bir anısı varmış. Kaderin onu anlatmak istiyor. Duyamadık. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bir dakika seninle ilgili Kadir'le ilgili Taner'in bir anısı varmış. Evet. Taner'in Kadir'le ilgili bir anısı varmış. Evet. Onu anlatmak istiyor. Dinleyelim. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum Kadir Bey'e. Daha önceden kendisi bizim üniversiteye geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'a geldi. Oradan biraz tanışmışlığımız var. Şöyle bir anımız oldu. Ben orada şarkı yarışmasına katıldım. Biliyorsunuz hip hop, R&B, ondan sonra işte böyle Busta Rhymes tarzı, böyle Snoop Dogg tarzı müzik söylemesini seviyorum. Kadir Bey de sağ olsun geldi bizim üniversiteye. Röportaj verdi orada. Bayağı bir konuştu şeylerde. Kadir Bey'le benim YouTube'da ikimizin de şarkı yarışmasında bir karemiz var. Belki kendisi izlememiş olabilir. İlk dakikalar Kadir Bey çıkıyor. Dördüncü dakikada ben 3 tane zenciyle şarkı söylüyorum. Kadir Bey de salonda şöyle yazacaklar. Girne Amerikan Üniversitesi tamam, 2008 Bahar Şenlikleri. Bulurlar tamam. YouTube'da yazarsanız göreceksiniz. Girne Amerikan Üniversitesi. Taner açıklamalı konuşmayı çok sever. Bu konuda Acun duyuyor mu? Acun'cum bak Kadir bir şey söylüyor. Duyuyorum. Acun. Şu anda ağlamamak için etlerimi vuruyorum yemin ederim. Ben böyle bir değerli anayı ömür boyu saklayacağım. Çok duygulanmış Kadir. Evet. Gerçekten çok duygulanmış ve diyor ki bu anıyı ömür boyu saklayacağım. CD'sini elde etmeye çalışıyor şimdi. Dediğim gibi o adresten girerse YouTube'dan bulabilir. Tamam. Siz tekrardan söylersiniz herhalde. Ben söylüyorum sen de söyle. Tamam sen takılma ona tamam. Ben söylemiyorum. gerek mi? Adresi vermeye gerek yok yani. Gerek tamam verdik. Söyledim zaten evet. Artık not edenler YouTube'dan oradan görebilir Kadir Bey'le. Peki hemen rap şarkımızı. Hemen bir şey daha soracağım. Çok kısa Allah hala odamışız. Çok kısa cevap alayım Acun'cum. Adada hayatla ilgili öğrendikleri en önemli şey ne oldu onların? Çıkarttıkları ders ne oldu? Kısa. Özge senle başlayalım. Hayatla ilgili adada çıkardığın en önemli ders ne oldu? Yani Survivor'da daha doğrusu ne ders çıkardın? Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Ben Survivor'da şükretmenin önemini ve değerini anladım. Burada gerçekten her gün sürekli dua ediyorum ve Allah'a şükrediyorum bana çok güzel bir hayat verdiği için. Hayatımı, olanaklarıma, her şeye çok dua ediyorum. Survivor bana şükretmenin kıymetini bir kere daha öğretti diyorum. Hayat. Bir kere şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben daha önce Survivor'ı hiçbir zaman başından sonuna seyretmedim. Sadece Türkiye-Yunanistan olsa gerek. Orada bir bölüm oyunları seyretmiştim. Fenerbahçe-Galatasaray Survivor'ında. Lakin Acun abi kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Onun o samimiyeti, içtenliği için kabul ettim. Bana Survivor'a gelir misin? Ben de yarışlar aklımda kalmış. Tamam gelirim dedim. Lakin helikopterden atlayınca eyvah dedim Survivor bu demek. Boğulma tehlikesi geçirdim. Daha sonrasında anladım ki aslında Survivor her şeyiyle. Hırsıyla, azimiyle, gülmesiyle, ağlamasıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle, stratejisiyle, her şeyle hayatın ta kendisi. Açıkçası zaten ben de o hayat, meşakkatli hayat yolunda zaten uzun zamandır mücadele ettiğim için özellikle sanat camiasında
Survivor'ın bize yaşatmış olduğu bu akabeler, bu itaplar bizi çok fazla şaşırtmadı. Ben sadece Survivor'ın hayatın ta kendisi olduğuna anlam getirdim. En son Taner'e soralım. Taner, Survivor sana ne öğretti? Survivor bana gerçek hayatın ne olduğunu anlattı. Bunu öğrenmiş oldum burada. Gerçekten Survivor denilince insan aklına birçok şey geliyor. Hırs, macera, action, inanılmaz şeyler. İnsan burada gerçek hayatı öğreniyor. Açlık yaşıyorsunuz burada. Açlıktan bilebilirsiniz. Burada ekranlarda gözüken şeyler hepsi gerçekten hiçbirinde efekt yok. Hepsi birebir gerçek. Yani Survivor öyle bir şey ki anlatılmaz, yaşanır diyorum. Yeah. Peki. Yeah.